Bilir kişiden herkese merhaba. Bugün yanımda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin genç rektörü Nevzat Bey var. Efendim, sizden yeni projeleri dinleyebiliriz. Vallahi Kaan Bey, artık ODTÜ başka bir ODTÜ olacak. ODTÜ değişiyor. Değişimin ilk sinyallerini buradan vereyim. Biliyorsunuz şu an devrim stadındayız. Evet. Bu stadı değiştireceğiz. Yıkılacak mı konu? Stad yıkılacak. Ne planlıyorsunuz? Osmanlı Spor Stadı. Osmanlı Spor'u buraya taşınacak. Osmanlı Spor buraya taşınacak. Gençler Birliği'ne vereceğiz. Mühendislik Fakültesi'nin orayı. Ankara Gücü'nü de onu biraz şehrin dışına alacağız. Yani bir spor. Bir spor üniversitesi. Bir spor üniversitesi olacak. Biliyorsun yani devrim stadında spor yapılmıyor. Buralar bahar şenliği yapılıyor. Bahar şenliği demişken bahar şenliği ile ilgili bir düzenleme yapacağız. Ankara'daki diğer üniversite öğrencilerimiz ODTÜ'nün şenliklerini çok beğeniyorlar, gelmek istiyorlar. Hem bizim üniversitemize de katkıda bulunur diye sahte kimlik basacağız, 5 lira. Sahte ODTÜ kimliği. Sadece bahar şenliği zamanında ama. Normal zamanda gidemezler. Nereden temin edilecek? Girişlerden. ODTÜ gişelerinden şeyden, girişlerden. Güvenlikli arkadaşlar dağıtacak. 5 lira veren kimliği alacak. Makbuzla, faturalı iş yapıyoruz biz, faturasız değil. Bir şeyde sahte kimlik yazacak girişte. Yani o normal zamanda kullanamaz. Kullanat. Kullanat kimlik. Şenlik için. Peki efendim, arkamda gerçekten yeşil bir alan görüyorum. Evet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bildiğiniz gibi çok fazla yeşil alan var. Yeşil alan var. Bu yeşil alanların değerlendirmesi konusunda bir projeniz var mı? Yok. Kaan Bey, biliyorsunuz İnşaat Fakültesi mezun vermeyen bir fakültemiz. O fakülteyi de kaldıracağız yakında. Yani mezun olan yok. Herkes kalıyor. Hocalarla konuştum. Onlar da işin içinden çıkamadılar. O zaman kaldıralım dedik. İnşaat Fakültesi, buradan söylüyorum, BESU olacak. BESU yapacağız. Kaan Bey, ODTÜ öğrencileri bu teknik işleri beceremedi be. Biraz fazla geldi teknik işler. O teknik kısmı atacağız gibi. Orta Doğu Üniversitesi olacak. İsmini de değiştireceğim. Mezun vermiyoruz arkadaş. Böyle teknik üniversite mi olur? Yani komple kalkıyor mu teknik üniversite? O fakülteler. Fakülteleri kaldıracağız ya. Ana sınıfı, BESU, sosyoloji, psikoloji. Bunlar olacak. Bunlar olacak. Bakın, biz araştırma yaptık. Teknik bölümlerde mezun olan hiçbir öğrenci kendi işini yapmıyor. Adam gitmiş üniversite site kuruyor ya. Oğlum sen inşaat okudun. İnşaat yap bu memlekete, değil mi? Yok. Gidiyor orada, internet sitesi kurdum hocam. Şunları yaptım. İyi yaptın da ben sana burada ne öğrettim? Teknik öğrettim. Uygulama yapıyor. Peki efendim, bu gerçekten ciddi bir adım olacaktır. Peki bu tepkilere yol açmaz mı? Açmaz. ODTÜ öğrencisi sakin. Ya, bu arada eski rektörümüz Berşan Kök hocamızın, biliyorsunuz çok güzel bir projesi var yemekhanede. Tepsi kurutma makineleri. Tepsi kurutma makinelerini birçok yere yapmayı düşünüyoruz. Girişte kimlik gösterirken kimlik kurutma makineleri. ODTÜ çarşıya el kurutma makineleri yapacağız. Elinizi kurutabilirsiniz. Rektörlük girişine saç kurutma makineleri otomatik. Onu da yapacağız. Kurutma makineleri önemli. Üniversite öğrencilerimiz için de önemli. Peki efendim, öğrenciler sizi tanıyor mu? Aranız nasıl? Tanır. Nevzat hocam derler bana. Nevzat abi diyen de oluyor. Kızmıyor musunuz Nevzat abi? Ya niye kızayım ya? Yaşıttım onlar beni. Ben de yeni atandım, ne olacak? Ben yüksek lisans yaparken atadılar beni. Vallahi. Ne olacak ya, abi desinler. Ben bir de hocam lafını sevmiyorum ha. Abi daha iyi. Burada hocam hocam demiyorum. Yine bana dedim abi. Nevzat abi de. O samimiyeti yakaladım ya. Kimi görsem ayağa kalkıyorlar hemen. Nevzat abi geldi diye. Direktör demezler. Kaan Bey, bu hocam lafı bize yapıştı. Ben sevmiyorum. ODTÜ'lüler hocam diyormuş birbirine. Demesin arkadaş. Bundan sonra büyükler küçüklerine üstad, küçükler de büyüklerine başkan diyecek. Hemen bir örnekle gösterelim. Çok iyi oldu. Mert, gel la buraya. Nasılsın üstad? İyi başkanım, ne yaptın ya? Vallahi iyi bende, ne olsun ya. Çok şükür, iyi gördüm sizi başkanım. Hamdolsun. Hadi git şimdi. Gördünüz mü? Hocam yok.